Evet, bir Gurbetten Saraya programımızın da ikinci bölümüne şu anda İstanbul İkiteli'de değerli kardeşimiz Akçaabatlı, yıllar önce Akçaabat'tan kalktı. Mezun oldu Akçaabat Lisesi'nden sanıyorum. Evet. Üniversiteyi kazandı, İstanbul'a geldi, İstanbul'da üniversiteyi okudu ve daha sonra İstanbul'da kaldı ve İstanbul'da iş hayatına başladı. Kim bu arkadaşımız, kim bu kardeşimiz? Taksuz Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökçe Atlı. Gökçe Bey, bizleri Akçaabat'ın Sesi .com TV ve Haber Sitesi'ni şu anda İkiteli İstanbul'daki iş yerimizde ağırladığınızda ötürü teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Gökçe Atmaca kimdir? Gökçe Atmaca öncelikle Akçaabatlı, Doğan Köylü, diğer ismi Muziralı, 1975 tarihinde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Doğanköy'de tamamladım. 1990 yılında da Akçaabat Lisesi'ne mezun oldum. 91 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne Orman Mühendisliği bölümünü kazanarak İstanbul'a geldim. İstanbul'daki üniversite hayatımızdan sonra tabii hep hedefimiz şuydu, hani biz üniversite okuyup döneceğiz, işte hayatımıza bakacağız Trabzon'a, ama öyle olmadı. Bir askerlik, kısa bir askerlik döneminden sonra tekrar İstanbul'a gelip burada iş hayatını bir denemek istedik. Bir deneyelim bakalım ne olur diye düşünüyorduk ama öyle de olmadı. Başladık iş hayatımıza. 2001 yılında kendi firmamızı kurduk. Taksus Mimarlık olarak. Taksus Mimarlık ofis mobilyaları alanında faaliyet gösteriyor. Yani Bürotime bayisiyiz. Bürotime Türkiye'de lider bir firma. Yurt dışında ihracatı olan, 45 ülkeye ihracatı olan bir firma. Türkiye'deki en eski bayilerinden bir tanesiyiz. Faaliyetimiz devam ediyor. Proje çalışmaları yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafında işler yapabiliyoruz. Çünkü İstanbul biliyorsunuz artık Türkiye'nin iş anlamında bir merkezi. Birçok firmanın genel merkezleri İstanbul'da olduğundan ötürü İstanbul'da uyguladığımız, genel merkezlerinde uyguladığımız bir konsepti ya da ürün perspektifini Türkiye'nin diğer bölgelerindeki bölge müdürlüklerine olsun, depolarına olsun, işte şubelerinde olsun aynı konsepti uygulama şansımız var ve biz bunu firma olarak yıllardır, 15 senedir hiçbir ek ücret almadan yapıyoruz. Çünkü bunlar bizim kurumsal firmalarımız, müşterilerimiz. Hani çoğunluğu İstanbul'da zaten ama bazı dönemlerde İzmir'de, Trabzon'da, Antalya'da, Ankara'da olan işlerini de biz yine sübvanse ederek nakliye maliyetini yerine teslim ediyoruz. Anlıyorum. Özellikle özetleyerek biraz yani iş hayatınızı gayet seri bir şekilde anlattınız. Pekala, sanıyorum Orman Fakültesi mezunusunuz. Evet, İstanbul Üniversitesi. Evet, Orman Mühendisi. Orman Mühendisiniz. Pekala, bu sektöre gireceksiniz diye bir şey var mıydı? Yoksa bu sektörü mü yapacağım diye bir hayaliniz var mıydı? Yoksa bu sektör böyle bir şans mı yani? Yoktu ama tabii Orman Mühendisliği'nin Türkiye'deki iş alanı devlet. Yani onun haricinde başka bir iş alanı yok. Ama bizler tabii dedemizden, rahmetli dedemden ve rahmetli babamdan gelen bir esnaflık geçmişimiz var. Yani biz hep tabii hayalimiz oydu. Yani kendi işimizi yapmak. Tabii biz onlara kadar başarılı olamadık henüz. Yani dedelerimiz, babalarımız kadar başarılı olamadık ama amacımız o. O kültürü yürütmek. Hep niyetimiz oydu. Tabii İstanbul'da çok kısa bir süre başka bir firmada çalışma serüvenimiz oldu. Ondan sonra da kendi firmamızı kurduk. Ki ben ilk iş başvurumda da CV'mde de bunu belirtmiştim zaten ilk başvurduğum firmaya. Hani ben en fazla 2 yıl sonra kendi firmamı kurmak istiyorum. Hani bana yapacağınız yatırımı ona göre yapın ki hani yarın bir gün farklı düşünülmesin diye. Onların da çok hoşuna gitmişti. Ki o kadar da sürmedi. 1,5 sene sonra kendi firmamızı kurduk. 15 yıldır faaliyetteyiz. Türkiye'de birçok kurumsal firmalar, müşterilerimiz var. Tabi bunun yanında perakende satışlarımız da var. Yani insanlar bunu yanlış anlamasın. Biz İstanbul içinde özellikle bir adet sehpa dahi olsa nakliye ve montaj fiyatı almaksızın onu teslim ediyoruz. Yani bu kadar da perakende kısmımız var. Ama hedef kitlemiz tabi projeler. Kendimiz mekanı ölçeklendiriyoruz. Ölçülerini alıp bilgisayara aplike ettikten sonra projelendiriyoruz. 3 boyutlu müşterimize sunum yapıyoruz. Yani oraya uygulayacağımız ürünleri rengiyle, boyutlarıyla müşterimize sunuyoruz. Teklifimiz onaylanırsa da nakliye ve montajıyla beraber teslimatı yapıyoruz. Anlıyorum. Yani bu projeler dahil çalıştığınız büyük firmalar var mı? Var. Örnek verebilecek olduğunuz. Yani şu an şöyle söyleyeyim, Etibüs Müller'le bir dönem oldukça fazla çalıştık. Ülker grubuyla çalıştık. Alarko inşaat grubuyla, inşaat kısmıyla.
Akçabatlı yine iş adamı büyüklerimizden Yeni Yapı AŞ İnşaat Kurumu ile çalıştık. Onları yine Haliç Kongre Merkezi ile çalıştık. Şu an 3. Havalimanı bir konsorsiyum biliyorsunuz. CMLK, Cengiz, Makyo, Limak, Kalyon İnşaat Gruplarından oluşan. Onların şantiyelerini yapıyoruz şu an. Oldukça büyük değişik şantiyeler yapıyorlar. İnşallah iç kısımlarını da yapacağız. Burada İstanbul Havalimanı'nda birçok işler yaptık. İşte DHMİ'nin devlet kurumu işlerini yapıyoruz. TAV'ın işlerini yaptık bu dönemde. İzmir'deki, Ankara'daki havalimanı işlerini yaptık. Meyçki yani tekel özelleştiği zamanlar Türkiye'deki bütün fabrikalarını ve merkezini yeniledik. Meyçki aldığı zaman. Bu tip birçok firmamız var portföyümüzde. Şu an aklıma gelmeyen. Sağ olsunlar onlar da 15 yıldır bizi tercih ediyorlar. Hani onlar bazen çok fiyata bakmıyor. Biz de çoğu zaman maliyetlere çok bakmıyoruz. Hani karşılıklı. Ama bir nevi onlara teknik servis gibi çalışıyoruz. Anlıyorum. Pekala Sayın Gökçe Bey, hani programımızın formatı gurbetten salaya diyoruz. Gurbette yaşayan ve gurbette kısa zaman içerisinde, belki yaşınız da çok genç, sana bakıyorum böyle 15 yaşında bir delikanlı mısınız? Yani kısa zaman içerisinde İstanbul'da üniversite hayatını bitiriyorsunuz ve daha sonra da bu sektörü atlıyorsunuz ve bu sektör içerisinde de çok Türkiye'de önüne gelen firmalarla beraber çalışıyorsunuz. Bunların örneklerini de gördük tabii, çalışmalarını da gördük. Gurbette yaşamak zor mu? Zor. Yani bu seçim değildi açıkçası. Bu... Zorluk ve kolaylıklarını daha doğrusu sizden bir anlarsak. Yani kolaylığını çok fazla söyleyemem. Yani çünkü biz hep orada kalmışız aslında. Yani biz aidiyet olarak hiçbir zaman kendimizi buraya ait hissetmedik. Hani sabah evden çıkıp işinize gidersiniz de biz de Akçabat'tan çıkıp işimize geldik. Hani döneceğiz gibi hesap ediyoruz ama tabii hayat bazen öyle olmuyor yani. Hep hedefimiz orasıydı. Dediğim gibi burası bir seçim değildi. Yani Türkiye'de biliyorsunuz ülkemizde bir üniversite sistemi var. Hele bizim zamanımızda bir puan sistemine göre işte tesadüfi bir yerlere gidiyorsunuz ve o sizin hayatınızı şekillendiriyor. Bütün hayatınız ona göre şekilleniyor. Seçme şansım olsaydı seçmezdim. Ama bundan sonra ne kadar onu değerlendirebiliriz, ne kadar dönebiliriz o tartışılır. İstanbul zor bir şehir. Hani dışarıda olmaktan ziyade İstanbul'da olmak daha da zor. Ama güzel bir şey dünyada. Ama bizim yaptığımız iş gereği, yani bulunduğumuz konum itibariyle biz o güzelliklerini çok da fazla yaşayamıyoruz. Biz tatil fırsatlarımızı zaten sürekli Akçabat'ta değerlendiren bir aileyiz. Bir hafta da olsa, üç günde olsa, beş günde olsa. Çünkü hep oraya çekim var. Yani oradaki hayatımızı özlüyoruz diyeyim. Çocuklarımızı da tabii ona alıştırmaya çalışıyoruz. Yani yarın gün oradan kopmasınlar, hani köklerini unutmasınlar diye. Ben fırsat buldukça, iki ayda bir, üç ayda bir Akçabat'a kaçarım, giderim. Dediğim gibi çok tercih etme şansım olsaydı İstanbul tercih etmezdi. Pekala, İstanbul'danıza canınız sıkıldı. Neler yaparsınız? Gökçe Atmaca İstanbul'a canı sıkıldı, morali bozuk. Böyle kendini falan böyle bir rahatlatmak istiyor, deşarj etmek istiyor. Ne yapar Gökçe Atmaca? Ne yapar, ne eder? Yani çok bir şey yapmam. Ben fırsat bulduğum anda evime giderim çocuklarımla. Evlerinizden öperler, ikisi de daha küçükler. Bütün vaktimi onlarla geçirmeye çalışıyorum. Onlarla daha fazla yaşamaya çalışıyorum. Çünkü rahmetli babam benim yaşımdayken ben üniversiteyi herhalde bitirmiştim, öyle hatırlıyorum. Tabii orada bir kopukluk var. Yani biz çocuklarımızla ve ailemizle daha fazla nasıl vakit geçirebilirim telaşındayım ben. Onlarla birlikte işte bazı yerlere götürüyoruz. Tabii çocukların değişik istekleri oluyor. O günün durumuna göre, mevsimin durumuna göre ama bütün vaktim onlarla. Hani özel olarak kendi şahsıma yaptığım herhangi bir girişimim yok, işimden abi. Ama şunu yapabilirsiniz bundan sonra. Canınız sıkıldı, moraliniz bozuldu. Arabanıza biniyorsunuz. Nasılsa şu anda yollarımız gayet evet, güzel. Basa basa Akçabat'a giderek. Bunu yapıyoruz. Onu yapıyoruz. Bunu da paylaşalım. Onu demeye, işte tatildeyken demin onu demeye çalışmıştım. Tabii onu simultane olarak da çoğu zaman yapıyoruz. Yani çok bunu aldığımızda ilk kaçtığımız yer orasıdır. Bizim farklı bir tatilimiz olmadı zaten. Ki ailem de sağ olsun hani bizim orada olmamasına rağmen öyle bir talepleri olmadı ve herkes orayı çok seviyor. Yani bir haftada kaldığımızda bütün şey biz orada hala eski halimizi yaşıyoruz. Yani yaylamız var, mezaremiz var, köyümüz var, hani ineklerimiz var. Çok güzel bir hayatımız var orada. Sürekli kaçıyoruz zaten. Çok güzel. Pekala Akçabat'ın siz Doğan köylüsünüz. Evet. Yani eski ismi Muzuralısınız. Evet. Muzura'yı anlat deseler Gökçe Atmaca, Gökçe Atmaca Muzura'yı nasıl anlatır? Muzura, ben şöyle bir anekdot... İnsanları da, demokrasiyle yani, anlatsanız. Ya insanları, tabii Muzura böyle
güzel bir şehir, güzel bir köy ama artık çok büyüdü. Yani ben tabii Türkiye'nin çok yerini gezdim. Köy dediğimizde onlar farklı anlıyor. Biz artık buraya köy diyemiyoruz. Yani bizim arası bir şehir olmuş. Ama güzel bir şehirdi. Herkes birbirini sever, sayar. Artık köyümüzde bir dernek de zaten tesis edildi. O derneğin de çok güzel çalışmaları var, başarılı çalışmaları var. Milleti birleştirmek adına. Yanlış yapanı uyarmak adına, doğru yapanı ödüllendirmek adına çok güzel çalışmaları var. Biz de onu buradan kutluyoruz. Köyümüzün bir de çok enteresan bir durumu vardı. Ben öyle anlatırım köyümüzü. Biz tabii Düzköy yolu üzerindeyiz. Derenin tersine attığı yer Muzra'dır. Çünkü o Düzköy yolu üzerinde tek rampa indiğiniz yer Muzra'dır. Onun haricinde başka bir rampanız yok. Hep yokuş çıkarsınız. Tek Muzra'da aşağıya doğru inirsiniz. O da dereyi tersi atıyormuş gibi gösterir. Bir de o üzerindeki tek köprü Doğanköy'dedir, merkezdedir. Çünkü Muzra'ya gidene kadar dere hep solunuzda kalır. Muzra'ya geçtikten sonra dere sağınızda kalır. Bu da ibarettir. Yani bilmeyen hani Muzra'yı nereden ulaşacağız derse köprüye bulduklarında orası Muzra'dır. Allah köprü biliyorum ama sağda mı solda mı filan diye. Oraya gidene kadar Kalanima deresi hep solunuzdadır. Evet. Ondan sonra da sağınıza düşer. Böyle özel bir durum da vardır. Çok güzel. Çok güzel sohbetimiz devam ediyor. Pekala 2015 yılına gelecek olduğumuz bir gün memnun. 2014 yılında gelirim ben. O 2014 yılında çok başımızdan geçen böyle olumsuzluklar olduğunu paylaşabilecek olduğunuz. Babamı kaybettim. Ocak ayında. Sağ olsun. Bizim için kötü bir yıldı. Ama tabii hayat şartları böyle getirdi. İnşallah 2015 yılında daha işimizle alakalı en azından başarılı şeyler yapmak istiyoruz. Onlara yaraşır işler yapmak istiyoruz. 2014 kötü bir yıldı. Kötü bir yıldı. Pekala şimdi gurbetten salaya mesaj göndereceğiz Sayın Gökçen'e. Gurbetten salaya şu anda sınavda sizi şu anda izleyecek olan çok değerli Akçabatlı hemşehrilerimize ve Doğanköy'deki akrabalarımız, dostlarımız, yakınlarımız, Akçabatlı yaşayan insanlarımız ve Türkiye coğrafyasında yaşayan, yurt dışında yaşayan, daha doğrusu Gökçeatmaca'yı tanıyan tanımayan tüm dostlara, tüm insanlara neler söylemek istersiniz gurbetten, özellikle İstanbul'da? Bir kere oranın kıymetini bilmeleri lazım. Yani tabii ki oradaki şartlarda biz gittiğimizde öğreniyoruz, duyuyoruz, iş hayatı, işte işsizlikte zorluk ama emin olun bizim hayalimiz ne İstanbul'da çalışalım yani ya da benim hayalim. Ben işte 80'li yıllarda orada yaylaya gittiğimde yaşadığım huzuru acaba bütün çalışmalarımdan sonra bulabilir miyim hesabını yapıyorum. Yani acaba oraya gidip orada hani o hayatı tekrar yaşayabilir miyim, o huzuru bulabilir miyim? Yani bütün çalışmamız onunla ilgili. Tabii ki bizden sonra çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir şeyler varsa onlar kendi hayatlarını kuracak zaten ama şahıs olarak benim tek amacım o. Hani beni birisi rahatsız etmeksizin, işlerin yolunda olarak ben oraya dönebilir miyim? Bunun hesabındayım. Ki artık tabii ki orada bizim için bir sıla ama hani gurbet sıla kavramı günümüzde artık o kadar şey kalmadı. Yeter ki iyi niyet olsun, istek olsun. Biz oraya artık çok yakın görüyoruz. Ve çok çalışmamızı onun için yapıyoruz. Yani yıllık kazandığımız bir para varsa bir çoğunluğu orası için kazanır. Niye? Gidip gelebilirim diye. Yani hani ben orayı artık sıla olarak uzak görmüyorum. Oldukça yakın. Sürekli gidip geliyorum. Ama ne zaman dönüş yapabiliriz, ne yaparız onu açıkçası bilmiyorum. Yani. Anlıyorum. Şimdi sizlerin daha doğrusu özleme duymuş olduğunuz sılaya dönme hazırlığınız var. Ama ha, bu hazırlık var ama bu hazırlık bugün yarın olacak diye bir garantisi de yok. Çok mümkün. Pekala bu sıradan da daha doğrusu büyükşehir sevdalığı var. Yani var ya şu andaki nesilde. Genç nesilimizde var. İşte büyük şehirlerde yaşamak, büyük şehir gözlemi veya büyük şehirlerde okumak. Bunların zorlukları var mı acaba Gökçen? Var tabii ki ama şunu bir kere öneririm. Yani gelecek olan genç gelmesi lazım. Yani bir kere ailesiyle ben kimseyi kalkıp buraya gelmesini tavsiye etmem. Ama bir aile içinde işte birkaç çocuk varsa hani birisi burada şansını deneyebilir. Yaşam zor değil mi? Zor. Yani ama birisi burada şansını deneyebilir. Deneyip olmazsa orada döneceği bir yer olmalı. Yani oradaki düzeni devam etmeli. Ama aile olarak kalkıp buraya geldiğim, ben açıkçası yani 15 senedir burada iş yapan bir firmayım. Benim çalışanlarımız var. Ama deseniz ki bir kişiyi bile o garantiyi veremem. Hani yatağımızda sevdiğimiz, çok başarılı olacağına inandığımız insanlar var. Ama hani ya kalk gel, hadi ben seninle çalışıyorum, ben seni orada birlikte yürütürüz diyemem adamı. O riski alamıyorum. Ama geldikten sonra, hani o kararı verip buraya geldikten sonra tabii ki bizim kalkımız Akçabatlı'ya açık. Yani elimizden gelen desteği veriyoruz ki biz de burada derneğimiz var, Akçabatlılar Derneği, onun da yönetimindeyim.
hasbihal kendimiz burada birliktelik yapmaya çalışıyoruz zaten, destek olmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi hiç kimseye o garantileri buradan çağıramam ve çok tavsiye etmiyorum. İstanbul zor bir şey ama bunu yaratan iş hayatı var ama gideri de ona göre. Yani çok açıkçası oradan şey diyeyim yani kimse o taraf değilsiniz, kendi taraftan değilsiniz, öyle yapmıyorsunuz. Evet, evet. Pekala, biraz önce devletten bahsettiniz, Akçabatlılar Derneği'nde. Akçabatlılar nasıl İstanbul'da? Bir araya gelebiliyorlar mı? Akçabatlılar Derneği'nin faaliyetleri nasıl? Bu devlet yönetiminde olduğunu ben açıkçası ben üniversite yıllarında yaşadığım sıkıntılarımdan ötürü derneğe gitmek istedim ve dernekte acaba bizden bir şeyler yapabilir miyiz diye gittim. Ama abilerimiz aslında başarılı ama Akçabatlı olarak biz biraz dernekçilikte zayıfız. Yani Trabzon'un diğer ilçelerine ve köy derneklerine baktığınız zaman onlar bizden çok daha başarılılar. Bu işe zaman ayırıyorlar, vakit ayırıyorlar, para ayırıyorlar. Biz de biraz o konu zayıf. Yani sanırım onunla ilgili de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Tabii biz abilerimizle konuşuyoruz yönetim kurulu arkadaşlarla neler yapabiliriz, nasıl birlikte yaşayabiliriz diye. Ama hani ben kendim de yardımcı olursam hani ben dahil oraya çok fazla gereken vakti ayırmıyoruz. Gereken özeni gösteremiyoruz belki de. Ama bunu yapabilsek hem bizlere faydası olacağına eminim. Çünkü birçok arkadaşımız, iş adamı, bizlerin faaliyetlerimiz var, bizlerin ihtiyaçlarımız var, onların ihtiyaçları var. Yani bunları birbirimizden de karşılayabiliriz. Yani bir anda ticari birliktelik de olabilir. Ama bunun yanında öğrencilere ya da İstanbul'a gelmiş Akçabatlılara, hastası olana, askeri gelene yani nasıl yardımcı olabiliriz onları da yapmamız gerekiyor toplumsal. Bir eksik olarak görüyorsunuz. Yani ben bu eksik görüyorum. Ama dediğim gibi hep işlerimizden ve sıkıntılarımızdan ötürü bazen ona vakit ayıramıyoruz ama ayırmak gerektiğini tekrar unutmayın. Çok doğru, haklısınız. Pekala, Tarsus Mimarlık Yönetim Kurulu olarak bünyenizde çalıştığınız personel sayınız kaç acaba olur sorsak? Tabii bünyemiz biraz, nasıl söyleyeyim, bizim bir montaj ekibimiz var. O sürekli değişebiliyor çünkü aldığımız projelere göre dışarıdan destek alıyoruz ama sabit personel 12 kişiyiz. Mühendis ve hani depo kısmımız olarak. 2015 yılında bir üretim şu an yeni başlamış olan bir faaliyete başlamış olan üretim kısmımız var. Orada sanırım 8-10 kişi daha istihdam etmemiz gerekecek. Herhalde 20 kişi ama hani bu kadroyu çok fazla artırmayız. Çünkü İstanbul bu anlamda ya da bulunduğumuz lokasyon anlamında ihtiyaç duyduğumuz personeli dışarıdan tedarik edebiliyoruz. Projelerimize kullanmak için şu an 12 kişiyle devam ediyoruz. Yakın zamanda 20 kişi olacak ama hani bunun çok üstünü düşünmüyoruz. Anlıyorum. Düşüncelerimiz arasında biraz önce yapmış olduğumuz sohbette İşinizi Karadeniz'e, daha doğrusu doğup büyümüş olduğunuz Akçabat'a taşımak gibi böyle bir projenizin olduğunu falan söylemiştiniz. Bu proje hayata geçecek mi? Geçerse ne kadar zaman zarf içerisinde geçer? Şöyle söyleyeyim, bizler tabii 15 senedir bir bürotayın bayiliği olarak faaliyet gösterdik. Yani hazır ürün alıp montajını ve uygulamasını yaptık bu zamana kadar. Ama bir yıldır kendi üretimimiz var. Şöyle ki yani Bürotime standart ürünleri üretiyor, özel üretim yapmıyor çünkü devasa bir fabrika. Ama müşteri taleplerini karşılayabilmek adına biz kendimiz üretime başladık. Bu üretimle ilgili de İstanbul'da bir lojistik depomuz var şu an. Makine yatırımları yapılıyor. Tabii ki bu kısım çok rahat Trabzon'a taşınabilir. Yani Trabzon artık ulaşımı kolay. Yani ha burada olmuş, ha orada olmuş. Yani bir gün fark eder. Hani burada olması, orada olması. Ama oranın da avantajları var buraya göre. Kira maliyetleri orada daha düşük. Personel maliyetleri daha düşük. Bir de kendi çevremize iş verme imkanımız olabilir. Ama onu belli bir boyuta taşıdıktan sonra bir şekilde yani, gelir gideri dengelenecekler. Yani, onunla ilgili bayiliklerimiz oluşup yani satış grafiğimiz belli rakamlara çıktıktan sonra çok basit onu oraya taşımayı düşünüyoruz. Neden olmasın? Yani, İnşallah yakın zaman içerisinde bu projeniz hayata geçer. Pekala, son olarak 2015 yılına girecek olduğunuz, tekrar biraz önce anons etmişim yine ama 2015 yılı mesajınız, daha doğrusu Gökçe Atmaca olarak neler söylemek istiyorsunuz? 2007 mesajınız nelerdir? Yani yeni yıldan ziyade, tabii yeni yıllar bir dönüşüm yılları ama hani biz sürekli olarak huzur istiyoruz, sağlık istiyoruz. Tabii ki başarı istiyoruz yani bütün insanlar için ve hepimiz için çünkü herkes başarılı olacak. İşleri gidecek ki bize de iş çıksın. Yoksa hani müşterilerimizin işleri kötü olduğu zaman bizim iş çıkarma şansımız yok. Herkese sağlık, mutluluk, başarı diliyorum. 2015 yılında tabii biz faaliyetimiz biraz daha bu bayiliklerimize yönelik olacak. Pazarlama faaliyetlerimizi ağırlık edeceğiz ve yeni markamızla ilgili bayiliklerin tesis edilmesiyle ilgili olacak. Tüm hemşehrilerimizden İstanbul'da bir hemşehrilerin olduğunu bilmelerini istiyorum. Biz çok yakında, siz de belki anlatacaksınız ama biz İstanbul'da TEM,
Mahmut Bey gişelerinin yan tarafındayız. Yani terden kafalarını çevirdiklerinde bizi göreceklerdir. Yolun düşen bütün hemşehrilerimizi, çayımızı, kahvemizi içmeye bekleriz. İş olması önemli değil. Biz amacımız birbirimizi burada bulmak, tanımak. Dediğim gibi çok yakınız. Mal ofisinin tam karşısındayız. 5 katlı bir binadayız. Bütün hemşehrilerimizi bekleriz. 24 saat telefonumuz açıktır diyorsunuz. Tabii ki, kesin. Bir fiil günübirlik olarak da zaten evet. İş yerimiz açık. Kesinlikle. Sürekli. Çayımız da sürekli. Kesinlikle. Yani. Zaten içiyoruz. Biraz yani. Önce de takdim ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladınız. Gurbette Sıraya programının ikinci bölümünü Sayın Gökçe Atmaca ile yaptık. Taktus Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı. Sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. İş hayatınızda başarılar diliyoruz. Ve eminim ki hani biraz önce tekrar altını çizmek istiyorum. Sizler söylediniz. İstihdamda gerçekten taşlı olarak baktığımız zaman bölgemizde yeterince işsiz var. İnşallah projenizi Akçabat ve Trabzon için düşünecek olduğunuz projeleriniz kısa zaman içerisinde hayata geçer ve bu işsiz olan arkadaşlarımıza bir müjde olur, bir vesile olur. Onlara da bu imkana, bu fırsatlara taşırsınız diye düşünüyorum. Sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sağ olun.